santrforlar var diye ama son dönemlerde de yerli santrfor bulamıyorsun. Tekrardan onların arasında Seferovic, X birisi, soru işareti kim? Artı Gomis. İşte burada değişiklikler olur. Git geller, sen maçı almışsındır, götürmüşsündür. Gomis'i mi atarsın? Genç bulduysan gençimi atarsın? O tabii hocam, şöyle bir şey olsa işte. Mesela, senaryoyu yazalım. Öyle bir durum oldu diyelim. Santroforunu bir sonraki maça saklayacaksın, dinlendireceksin ya da işte böyle umut bozuğun olsa elinde atarsın sahaya. Evet. Bir de yerli tercihin olur. Orta sahaya bir tane daha yabancı koyabilirsin. Onda bir yani, yere çok uğraştılar onda. Evet. Ama şey mesela diyorum fazla yani. Yok, uğraştılar onda. Uğraşmadı değiller. Umut bozuk. Hani Ali Akman da aynı şeyi yapabilir misin? Ali Akman şimdi elinizde o tarzda oyuncu var. İşte bir de gerçeğe bakmak lazım. Galatasaray'ın kadrosuna bakarsan o tarzda oyuncu var. Size oynatabileceğiz Ali ama. Ali Akman tarzında. Yani aynı şeyde nasıl söyleyeyim sana. Tam santrofor olarak düşünmeyelim onu da. Çünkü isim arkadan da kim hocam? Gezgin, Gezginci oldu. Mesela atıyorum Kerem'i de sıkıştın atabilirsin. O ama tarzda. Kerem şimdi, sol kanadın banka oyuncusu. Ben ne diyorum? Orada ya da bulabilirsin ama illaki elzem orası Ali Akman değil. Farklı bir oyuncu bak. Umut Bozok mesela. O tarzda ceza sahası. Hocam ben için. Orada. Bütçeyle de alakalı değil mi efendim, hocam? İşte olay ben de onu diyorum. Ben de her şeyi onu anlatmaya çalıştım. Ama bazı yerlerde sen bir yere geliyorsan. Bak bu mevkiler sen de biliyorsun. Hepimiz biliyoruz. Ucuz mevkiler değil. Burası paralı mevkiler. Santrofor falan çok hakikaten her yerde böyle. Ama yani, hocam Ali sıradan bir oyuncu değil. Bak ben sıradan demedim. Sıradan demedim demen de. Hı hı. Ama daha tamamlayıcı seni daha farklı bir yere getirecek. Ali'nin bir iki sene sonra çok farklı bir yerlerde olacak. İnşallah O zaman şunu konuşalım. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ali mi Umut Bozok mu? Şu anda Umut Bozok ben önde. Ben de onu. Çünkü Ali, benim beklentim Ali farklı. Ali beklenti içerisinde bulunduğumuz bir oyuncu. Umut Bozok bu ligde kendini kanıtlamış bir oyuncu. Yani ben Ali Akman'ın Bursa'da attığı bir gol var. Ya ne golleri kadar, var. Bu kadar zeki, bu kadar akıllı, bu kadar doğru vuruşla. Sonra daha sonra ben onu şey yapmıştım, araştırmıştım. Çalışıyorum ben bu golleri dedi zaten. Yani gerçekten gelecek vaat ediyor. Ama bana sorarsan eğer Umut Bozok olsa Umut Bozok hemen size oynatarım. Size hazır oyuncu lazım. Şu atarım anda yani hazır. Ligde gol kralı olmuş nasıl bir oyuncudan bahsediyoruz. Nasıl Serdar'ı Fenerbahçe içinde konuşuyorsak Umut Bozok da hem Türk oyuncu avantajından ama tekrar söylüyorum Halil Dervişoğlu da olsa hayır demezsin. Bu arada yani bir transfer gelişmesi var ekranda. Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ı kiralıyor. Göztepe ile Sarı Lacivertli kulüp arasında anlaşma sağlandığı bir transfer gelişmesini Aspor ekranlarında sizlerle paylaşmış olalım. Eğer farklı detaylar gelirse bunları da aktaracağız. Göztepe forması giyiyordu İrfan Can Eğribayat. Fenerbahçe'nin bir kaleci arayışı söz konusuydu Aldın Domaç ve Altay'a alternatif olacak bir profil gibi görünüyor. İrfan Can ne dersiniz? Şimdi Fenerbahçe kaleci konusunda şunu düşündü. Önümüzdeki sezon Altay giderse biz bu kaleyi emanet edebileceğimiz yerli bir kaleci bulalım diye düşündüler. Gökhan Akkan bu profile şöyle uymadı. Oynamak istedi. Yani Altay'ın arkasında beklemek istemedi. Hı hı. İrfan Can bir sene bekleyebilir. Ayrıca şöyle bir pazarlık dönmüştü iki kulüp arasında. O pazarlığın sonucunda başka şeyler de olabilir. Göztepe Thiago Çukur'u istiyor. Belki de şu anda nasıl neticelendiğini bilmiyoruz. Belki de Thiago Çukur'u verdiler. Kiralık olarak bir miktar para verip İrfan Can'ı aldılar. Bence doğru bir hamle. Gerekli. Ahmet Selim Kul telefon attığımızda detayları kendisinden dinleyeceğiz. Selim hoş geldin. Söz sende. Evet Kerem Can, Murat Fenerbahçe yedek kaleci konusundaki arayışını da tamamladı. İrfan Can Eğribayat'la kiralık Göztepe Kulübü'yle İrfan Can Eğribayat için kiralık anlaşıldı. Şunu söyleyelim, oyuncuyla görüşmeler devam ediyor. Oradan da tabii anlaşma çıkmasını bekliyoruz. O süreçte tamamlanınca artık resmi olarak transferin açıklanmasını bekliyoruz. Dün akşam da bir haber paylaşmıştık. Sirigu için de bir başka kaleci, tabii o daha farklı bir statüde, yaşlı bir oyuncu, 35 yaşında. Ama Fenerbahçe Sirigu konusunda da bir anlaşma noktasına geldi. Şartlar iki tarafta ortak noktada buluştu. O noktada son karar henüz verilmedi. İrfan Can'la da gelinen nokta bu. Ama çok kısa süre içerisinde İrfan Can transferinin açıklanmasını beklediğimizi ifade edelim. Fenerbahçe yedek kaleci konusunda çözüyor. Forvet konusunda da
bir takviye gelecek. Tabii onunla ilgili çok kısa sürede bir hareket yaşanmasını beklemiyoruz ama Slovaçko maçından sonra yine orada da arayışların hızlanacağını ifade edelim. Fenerbahçe bir de forvet alacak ve transferi tamamlayacak. Daha doğrusu artık sıra ayrılacak oyunculara gelecek. Fenerbahçe 9 yabancısını elden çıkarmaya çalışacak. Bu şekilde durumu özetleyelim. Teşekkür ediyoruz Ahmet Selim Kulu aktardıkları için. Mahmut Hocam nasıl değerlendirirsiniz bu gelişmeyi? Tabii ki hem Türk oyuncu hem de oynadığı yerleri biliyoruz. Adana Spor'dan çıkma, orada da çok genç yaşta, çok ufak yaşta formayı aldı. Burada da tamamlayacak mı birbirini, formayı da alırsa hiç şaşırmayın yani. Oynayan bir kaleciden söz ediyoruz. Biraz kendine güveni ve kaleciler de olacak bunlar, biraz daha farklılıklardır ama başarılı bir transfer ben görüyorum. Fenerbahçe'nin yaptığı başarılı bir transfer. Her zaman zaten sizin ikinci kalecinizle birinci kalecinize yakın büyük kulüplerde aynı seviyelerde de olması gerekiyor. Yani Allah göstermesin sakatlığınız biraz uzun sürerse hiç gözünüzü kırpmadan atacağınız. Mesela Galatasaray'da nasıl şimdi Okan var, Muslera'nın arkasında gözünüzü sakınmadan oynatabilirsiniz. Genç kalecilerimiz de epey çıkmaya başladı. Başarılı bir transfer. Fenerbahçe iyi bir transfer yaptı. Hafızamızı şöyle bir yoklayalım. Geçen sezon Altay'ın sakatlığı sonrasında Berke Özer geçti Fenerbahçe kalesine. Bence çok kötü bir performans sergilemedi ama yediği goller, işte oyun içerisindeki oyuna sokmalar vesaire gibi konularda yaşadığı sıkıntı nedeniyle tatmin edici bir performans sergileyemedi. Ve işte onun için zaten Fenerbahçe bu noktada bir kaleciye yöneldi. Bence yerli kaleciye yönelmenin sebebi az önce söylediğim, belki de başta konuştuğumuz 22 tane yabancı olması. İrfan Can bence doğru bir isim. Bekler mi? Altay'ı bekler. Ben de olsam beklerim. 24 yaşındasın ve Altay'ın da gitme olasılığı çok yüksek. Yani önümüzdeki sezon gitme olasılığı çok yüksek. Eğer performans, görev aldığınız süre içerisinde performans gösterirseniz önümüzdeki sene o kale size kalabilir. Yani Berke bunu kullanamadı. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Fenerbahçe'de bildiğimiz kadar hep uzun dönemler hep Türk kalecilerle başarılı kaleci. Türk kaleciler çıktı. Kaleci yakalarsa kaleyi Altay, Volkan, Rüştü, Engin hep böyle geriye doğru gidelim. Yakaladığı andan itibaren yıllarca o kaleyi koruma şansına sahip oluyorlar. Kısa bir araya gideceğiz sevgili seyirciler, bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ı kiralıyor. Göztepe ile anlaşma sağlandı. Selim Kulun aktardığı habere göre oyuncuyla da pazarlıklar devam ediyor. Bu transferi Sarı Lacivertler bitirmeye, noktalamaya çok çok yakın görünüyor. Kısa bir ara rica ediyoruz. Dönüşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemini konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz.